Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Suretül Fetih, medeniyetün 29 ayet. 29 ayetten ibarettir Fetih Suresi. Fetih Suresi deyince 3 şeyi düşünmek lazım. Birincisi Hudeybiye Anlaşması, ikincisi Hayber'in fethi, üçüncüsü de ki en önemli olanı da Kabe'nin fethidir. Yani bunu dinlediğiniz zaman Fetih Suresini bu 3 olayı zihninizde düşünün. O halde bu sureyi anlatmadan önce Hudeybiye ile ilgili size kısaca bilgi vereyim. Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ve 2 yıl sonra Bedir Savaşı oldu. 1 yıl sonra Uhud Savaşı oldu. 624-25. 2 yıl sonra da Hendek Savaşı oldu. Her 3 savaşta da müşrikler Müslümanların 3 katı. Müslümanlar Bedir'de 333 kişi, müşrikler 1000 kişi. Müslümanlar Uhud'da 3000 kişi, müşrikler 3000 kişi. Hendek'te ise müşrikler artık çocuk, yiyecek, hayvan, ne varsa her şeyleriyle gelmişler. 10.000 kişilik bir ordu, Müslümanlar da 3000 kişi. Ve bunun neticesinde tabii ki bu 3 savaştan sonra, bu aradan uzun geçen zamandan sonra hemen hemen Müslümanlar 6 yıldır Kabe'yi ziyaret etmemişler. Efendimizin görmüş olduğu ki lekas sadakallahu diye başlayan yerde de söyleyeceğiz. Efendimizin görmüş olduğu Mekke'ye girişini aminine muhallikine diye orada gelince ifade edeceğiz. Hem o rüya hem Müslümanların özlemi neticesinde Mekke'yi ziyaret etmek, umre yapmak istiyorlar. Bir de Hendek Savaşı'nda Müslümanlar önden gelecek müşrik tehdidini ortadan kaldırmak için öne Hendek kazıyorlar. Hendek kazını. Kimin teklifiyle? Selman-ı Farisi'nin. Çünkü onlar İran'da öyle yaptıklarını söylüyorlar. Onun o teklifi üzerine Hendek kazıyorlar. İkincisi, Medine'nin arka tarafında bulunan Yahudilerin bulunduğu Hayber Kalesi'nde gelebilecek arkadan tehdidi Efendimiz önceden engellemek üzere onlarla da barış anlaşması yapıyor. Ancak müşrikler gelince bu sefer o barış anlaşmasını Hayberler bozuyor ve arkadan Müslümanları kuşatmak üzere ihanet içerisine giriyor. Olay çok uzun. Biz bunu detaylı anlatıyoruz sınıflarda. Hatta Hayberli bir sahabinin birisi müşriklerle Hayberli Yahudilerin arasını, Hayber'i tanıdığı için, bildiği için komutanların arasını açaraktan, ki uzun bir olay. Hatta 50 kişi güvenmedikleri için 50 kişi isteyin. Onlar sizden 50 kişi isteyecekler, böylece onları öldürecekler, siz de ondan isteyin diye bir hile ile, savaş hiledir, aralarına açıyor. Böylece arkadan gelen tehlikeyi engellemiş oluyor. Daha sonra Hazreti Ali Efendimiz işte bununla alakadar olaraktan oraya gönderiyor, Hayber'i de fethediyor. Yani bu 3 olayı zihninizde tasarlayın. Ve Hayber'de onu da ifade edeyim madem yeri geldi, yeri geldikçe de gene hatırlatmaya çalışacağım. Bugün 9 Mart 2019. Bundan hicri olaraktan 1411 sene evvel. Yani şu anda 1439 yılındayız hicri olarak. Bundan 1411 sene evvel 4 gün sonra Hayber fethinden önce yapılmış olan Hudeybiye Anlaşması 13 Mart'ta oluyor. 13 Mart 628 yılında oluyor. Böylece o anlaşma, Hudeybiye Anlaşması aslında Müslümanların dış görünüşte aleyhine görülen bir anlaşma. Anlaşmada 4 madde var. O 4 maddenin birisi mesela 10 yıl Müslümanlarla savaşılmayacak. Müslümanlar bu noktada güzel bir imkan. 10 yıl savaşmayacak, toparlanma dönemi olur. Mesela bunlardan birisi, Medine'den müşriklerden birisi Mekke'ye gittiği, sığındığı zaman o iade edilmeyecek. Ama Mekke'de bulunan bir Müslüman Medine'ye, Müslümanlara iltihak ettiği zaman o geri iade edilecek. Hatta buna Hazreti Ömer dayanamıyor, tahammül edemiyor. Yani dış görünüşte bir adaletsizlik gibi. Bunun üzerine bu şekilde 4 madde imzalanıyor. Ve bu 4 madde imzalandıktan sonra zincirleriyle beraber Mekke'deki bir Müslüman Ebu Cendel geliyor, o vaziyet içerisinde Müslümanlara katılacak.
ve müşriklerin anlaşmasını yapan Amr oğlu Süheyl ise, Süheyl ise anlaşma böyle diyor. Bunu bize teslim etmen lazım. Anlaşma gereği olaraktan Efendimiz Ebu Cendel'i Amr oğlu Süheyl'e teslim ediyor. İstenilmese tabii sahabeler üzülüyor, sahabeler ağlıyor. Ebu Cendel diyor ki ya Resulallah diyor, ben Müslüman olduğundan dolayı zaten azap çektim, işkence çektim. Beni tekrar bunların eline vermekle tekrar işkence etmelerine mi sebep olacaksın diye Efendimiz'e sitemde bulunuyor. Bunun üzerine Efendimiz kendisine tavsiyelerde bulunarak sabretmesini söyleyerek o durumdan kurtulacağı mesajını veriyor. Hudeybiye Anlaşması'nın en önemli faktörü Müslümanların devlet olarak tanınması, devlet statüsünde kabul edilmesi. Siyasi olaraktan Müslümanlar bir güç elde ediyor. Yani o zamana kadar 19 yıl içerisinde Müslümanlara katılanların iki katı Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra katılıyor. Müslümanlar daha çokla olmuş oluyor. Dış görünüşte Hudeybiye Anlaşması Müslümanların aleyhine ama gerçekte Müslümanların lehine oluyor. Müslümanların toparlanmasına, Nadas gibi güçlenmesine, bir araya gelmesine sebep oluyor. Hatta Mekke'deki Müslümanlar Mekke'den ayrılarak istenilen bir bölgede, ki bu Şam ticaret yolunun üzerinde, orada adeta bir ordu kuruyor. 300 kişilik Müslüman ordu. Böylece Mekke'den gelen müşriklerin kervanlarını engelliyor, durduruyor, ele geçiriyor, onlara zarar veriyor. Bundan dolayı müşriklere bu durum ağır gelince müşrikler mecbur kalıyor, o anlaşmayı bizzat kendileri bozuyor. Hudeybiye Anlaşması'nı müşriklerin kendisi bozmuş oluyor. Ve böylece ondan sonra işte 630 yılında Efendimiz Mekke'yi fethediyor. Yani dediğim gibi bu sureyi dinlerken bu üç noktayı göz önünde bulunduraraktan dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna aleke. Ey Habibim, biz sana fethi verdik. Yani kadayına hükmettik. Bir fethi Mekke'de, Mekke'nin fethine ve gayriha. Yani Hudeybiye şey gibi, Hayber'in fethi gibi. Fil müstakbeli unveten bir cihadike. Yani senin cihat üzerine soyunma neticesinde cihat namıyla istikbalde de sana birçok fetihleri müyesser kıldık, hükmettik, takdir ettik. Fethen mübina, yani beyinen zahiren apaçık bir fethi sana müyesser kıldık, sana hükmettik. Sana birçok ileride de fetihlerin önünü açmış olduk. Niye? Liyafirelek Allah bir cihadike. Cihadından dolayı Allah seni mağfiret etsin. Hangi neyini? مَا تَقَدَّمَ مِنْدَنْ بِكَوَ مَا تَأَخَّرِ مِنْهُ Senden olmuş olan, gerek geçmişte gerekse de gelecekteki tüm günahlarını Allah mağfiret etti. لِتَرَغِبِ اُمَّتِكَ veya لِتَرْغِبِ de olabilir ki burada ye olması gerekir. اُمَّتِكَ فِي الْجِهَادِ Cenab-ı Hak ne yapıyor? Burada ümmeti cihada teşvik etmiş oluyor. وَهُوَ مُؤَوَّلٌ Burada şu tevil var. Li ismetil enbiya aleyhissalatu vesselam bi delilil akliyil qati min ed-durri ve lamu lil illetil gaiye fe medkhulaha musabbabun la sebebe. Bildiğiniz gibi beş peygamberlerin beş sıfatından birisi neydi? İsmetti. Yani peygamberler masumdurlar, günah işlemezler. Onların yaptıkları şeye zelle deniliyor. Zellenin anlamı ne? Zelle ayak kayması var, düşme yok. Hata ne? Ayak kayar, düşer. Zelle ne? Ayak kayar ama Allah'ın muhafazası, vallahi yasimu keminen nas. Cenab-ı Hakk'ın gerek insanlardan gerek günahlardan korumuş olmasından dolayı peygamberler o konuda günah işlemezler. He, daha ne için? İllet sebep ne? Lil illetil gaiyye. He, ve yutimme bil fethe meskur. He, o fetih ile Cenab-ı Hak ne yapıyor? Tamamlıyor. Neyi? Nimetehu inamihi. Kendi nimetini, üzerinizdeki nimet, aleyke, üzerindeki nimetini Cenab-ı Hak itmam ediyor, tamamlıyor, tamama erdiriyor. Daha ne için olsun diye? Ve yehdiyeke bihi. Ve bununla sana hidayet eder. Sıraten tarikan, bir yolu. Hangi yolu? Müstakimen, doğru bir yolu. Yani yusebbituke aleyhi, seni doğru yola tespit eder, yönlendirir, ayağını sabit kılar. Ki o da nedir? Vehve dinul İslam. Seni İslam dinine de ne yapar? Hidayet eder, sevk edip yönlendirir. Daha ne için yapmış oldu? Ve yan sonraki Allah'a bir. Bu şekilde Allah sana yardım eder. Nasıl bir yardım? Nasran aziza. Şerefli bir yardım. Yani zâizzin lâzullin ma'ahu. İzzet olup zillet olmayan. İzzet olup, şeref olup, zillet ve aşağılık olmayan bir yardımı sana
galip kılar, üstün kılar, nasip etmiş olur. Evet, işte bu Müslümanların bu cihadından dolayı hüvellezi, o Allah öyle bir Allah'tır ki enzele sekinete el ettamaninete he fi kulubil müminin. Allah müminlerin kalplerinde itminan, tatminiyet, doyumlu, he yani sekinet, emniyet, güven, huzuru ne yaptı? İndirmiş oldu. Niye Allah müminlerin kalplerine tatmin olsunlar, doyum sağlasınlar diye o kalplerine sekineti, emniyet, güven ve huzuru koydu? Ta ki liyezdâdu imanın ma'a imanihim. Ta ki imanları kat kat olsun diye. İmanlarında kat kat bir artış olsun diye. Ne ile? Bi şerâ'i dini. Dinin gelen her hükmü ile. Bi şerâ'i din. Yani şeriatın çoğulu olmuş oluyor. Dinin hükümlerinin gelmesi. Mesela ne gibi? Küllemâ nezele vâideten minhâ âmenû bihâ. Minhâ el cihâd. Nitekim her ayet geldiğinde bu müminler için ne oluyor? İmanında bir artma oluyor. Ne gibi? Cihat gibi. Böylece her ayetin inmesiyle müminlerin kalplerinde büyük bir artma, ziyadeleşme oluyor. Kâle el allâme abdurrezak afif evil mâna liyezdâdu. Liyezdâdu. Artsın diye, artması için. He. Kuvvete fi imanihim. İmanlarında bir kuvvet, bir güç. Ne ile? Bi inzâli sekîneti ve tamanîneti fil kulûbi. Müminlerin kalbine güven ve sekinet, aynı zamanda tatminiyet ve memnuniyet, böylece indirmek suretiyle Allah onların imanlarını ne yapmış oldu? Onların imanlarını kuvvetlendirmiş oldu. Buyur oğlum. Hocam şimdi orada geçti ya dedi, ayetler indikçe onların da imanı artıyor. He, her indikçe ayet onla, bu durum onların imanını arttırmış oluyor. Hocam kimler diyor ki iman artmaz? Zaten burada dedi ya mesela kuvvete fi imanim. İman güçlenir. Mesela ne gibi? Evimizde kullanmış olduğumuz elektrik 220 watt'tır. Ama sanayideki 1000 watt, 2000, 3000 watt'tır. Şimdi 3000 watt'lı bir elektrik ile 220 watt'lı bir elektriğin yapmış olduğu etki aynı mı? Değil. Biri öldürür, çürütür, toz toprak yapar, öbürü sarsar, sallandırmış olur. İşte iman da onun gibi. Yani senin imanın diyelim ki 220 watt, öbürünün imanı arkadaşının 3000 watt, öbürününki 1000 watt. Diğerininki ise bir gece lambasını aydınlatacak kadar 50 watt, 20 watt. Değil mi? Ampullerde de var ya mesela onun gibi. İşte iman bir enerji gibidir. Maddi değil yani. Manevi olarak güçlenir. Resulullah'ın imanıyla bizim imanımız bir mi? Değil. Sahabenin imanıyla bizim imanımız bir mi? Değil. İşte aynen onun gibi iman güçlenmiş oluyor. Şimdi bize ayet geliyor mu? Gelmiyor. Ama sahabeye geldiğinde sahabenin pozisyonuyla bizim pozisyonumuz şu anda aynı mı? Değil. Çünkü ona ayet geliyor. Ayet geldikçe ne oluyor? Bu onun imanını arttırmış oluyor. İşte velillahi ha. Ve tetabe'ul edille vel hüccecil kevniyye ve şer'iyye aleyha vel iksari min ameli salih. Gerek bu ayetlerin inmiş olması, gerek salih amellerin yapılmış olması, çokça yapılmış olması ne yapar? İmanı arttırır. Ne gibi? Biraz daha açayım senin o sözüne. Mesela bir baraj düşün. Baraj. Baraja bir ton su geldiğinde onun ürettiği enerji ile 100 ton gelen suyun ürettiği enerji aynı mı? Değil. Aynen onun gibi bir insan, ben teheccüde kalkmıyorum, sen sürekli teheccüde kalkıyorsun. Şimdi bu ne oldu? Senin barajının ürettiği elektrik benimkinden daha fazla oldu. Ben 5 vakit namazımı kılıyorum, sen üzerine bir de tutuyorsun, teheccüde kılıyorsun. Şimdi benimki ne oldu? 5 tane tribün elektrik üretirken seninki ekstradan ne yapmış oldu? 6 tane üretmiş oldu, bir tane fazla. Elektrik üretmiş oldu, tribünün fazla olmuş oldu, enerji üretmiş oldu. Onun gibi. Yani amel-i salihin ziyadeleşmesiyle de böylece bu bir gerçektir ki aynı zamanda iman kuvvetlenmiş ve güçlenmiş olur. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ. Yerlerin ve göklerin cunudu, askeri, güç kuvveti Allah'ındır. فَلَوْ اَرَادَ نَصْرِ د۪ينِ بِغَيْرُكُمْ لَفَعَالَ. Eğer Allah, ki hadis-i kutsi'de ne diyordu? اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيُّدِ الد۪ينَ بِالرَّجُلُ الْفَاجِرِ. Allah dilerse bu dini günahkar olan bir insanla da güçlendirir, kuvvetlendirir. İşte eğer Allah kendi dinini başkasıyla yardım etmek dilerse لَفَعَلَ. Bunu mutlaka yapar.
Ha, buradaki lev'in cevabı lam ile gelen lefaale olmuş oluyoruz. Nereden anlıyoruz lev şartını? Lam, lefaale'deki lamdan anlamış oluyoruz. Ve kâne Allahu alîmen bi halkî, Allah mahlukatını bilir. Hakîmen fî sunûhî, yaptığı işlerde de nedir? Hikmet sahibidir, hakimdir. Eyyâl lem yezel muttasifen bi zâlik. Ve bununla lem olumsuz, yezel de olumsuz, iki olumsuz olumsuz, olumlu bir durum ortaya koymuş oldu. Allah sürekli bu sıfatla nedir? Ha, muttasıftır. Nefi nefi ispattır kuralında olduğu gibi. Allah bu durumda da sürekli alim, sürekli hakimdir. Yani haşa belli zamanda böyle, belli zamanda böyle değil. Bu sürekli kendisinin sıfatlarından, vasfından, zatından ayrılmaz bir hususiyettir. He, Allah bunu niye yapıyor? Müminlerin kalbine o itminanı, o sekineti niye koyuyor? Onları cihatla emrediyor. Niye? لِيُدْخِلَ مُتَعَلَّكُمْ بِمَحْصُفْ اَمَرَ بِالْجِهَادِ. Niye cihatla emrediyor? Bunun dışındaki dini emirlerle emrediyor. Ta ki الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ Mümin erkeklerle mümin kadınları koysun diye. Nereye? Cennatin tecrimin tahtiyel enhar. Altlarından nehirlerin akmış olduğu cennetlere onları koymak için. Yani ödüllendirmek, mükafatlandırmak için. O cennet nasıl bir cennet? Halidine fiha, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmakların akmış olduğu cennetlere mümin erkek ve mümin kadınları koymak için Allah ne yapıyor? O cihadı onlara emrediyor. Yani gerek Hayber, gerekse de Mekke'nin fethini. Ve yükeffire anhum seyyiatihim. Ve aynı zamanda onların günahlarını silmek için, ortadan kaldırmak için. Ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ. Bu nedir? Allah nezdinde, indinde, katında nedir? Aynı zamanda büyük bir kurtuluşa da vesile ve sebeptir. Allah müminleri böyle ödüllendirirken diğer taraftan da ve yuazzibel münafikîne vel münafikat. Münafık erkek ve kadınları azaplandırır. Daha ve müşrikîne vel müşrikât. Müşrik erkek ve kadınları da Allah azaplandırır, tazip eder. O onların özelliği ne? اَزَّانِّينَ بِاللّٰهِ زَنَّسَّوْا Allah hakkında ne yapıyorlar? Kötü zan ve düşüncede bulunuyorlar. He, mesela ne gibi? زَنُّ اَنَّهُ لَا يَنْصُرُ مُحَمَّدًا وَالْمُؤْمِن۪ينَ Yok canım. Allah Muhammed'e ve müminlere yardım etmez ki. Etmez canım. Onların bu kötü düşüncesinden dolayı Allah ne yapar? Onları azaplandırır. Aleyhim dairetü sevbi zilli vel azabi. Onlar ne yaparlar? Zillet ve aşağılık içerisinde, azap ve sıkıntı içerisinde, affedersiniz hani derler ya dink beygiri gibi, bilirsiniz değil mi? Dink beygiri gibi aynı nokta üzerinde daire içerisinde dönüp dururlar. Aynı kısır döngü içerisinde döner dururlar. Aynı daire içerisinde, kötü bir daire içerisinde döner dururlar. Onlar üzerinde de bu kötü hal vardır. Zillet ve azap. Sadece o mu? Hayır. Ve gadib Allah aleyhim. Allah onları aynı zamanda gadab eder. Daha ve la'anahum eb'adahum minel rahmah. Onu da biz ekleyelim. Rahmetinden onları uzaklaştırır. Daha ve adde lehum cehennem. Ve Allah onlara cehennemi hazırlar. Ve o cehennem nedir? Ve sa'at masiren ey merci'en. Ne kadar da kötü bir varış yeridir, sonuç yeridir. Başka ayetlerde ne diyordu? Me'ab diyordu değil mi? He, ne kadar kötü bir varış, ulaşma son yeridir. Velillah yukarıda söylediği gibi yine teyiden Allah. Velillah cünülü semavati vel ar. Yerlerin ve göklerin orduları, askerleri Allah'ındır. Hocam o gök yüzeyli askerler, kasları hangisi hocam? Neyi? Gök yüzeyli askeri hocam. He, genelde melekler. Mesela ne gibi? Hani Mikail aleyhisselam öyle diyeyim ben. Genel olarak bütün meleklerin bakanı durumunda. Bakanı durumunda. Yerlerle ilgilenen ayrı bitkilerle, hayvanlarla, insanlarla, göklerle, ondan sonra zararlı şeylerle, korumayla hafaza melekleri gibi farklı farklı. Böylece Cenab-ı Hak gökyüzünü korumak. Mesela ne gibi? Ayetler geldiğinde recm-i şeyatin deniliyor. Şeytan ayetler geliyor. Nasıl geliyor? Bütün büyük bir melek ordusu içerisinde geliyor. Hani Osmanlı Mekke ve Medine'ye hediyeler göndereceği zaman büyük bir ordu halinde gönderirdi. Yani Allah kendi ayetlerini melek ordularıyla koruması altında gönderiyor. Hocam gülük izi askerden bastırır, şimşekler, rüzgarlar, onlar da... Onlar da zaten Mikail'in emri altında onlar. Mikail'in emri, o şimşek de onlar da hepsi içerisine girer. Yani o da bir müekkel melektir. Müekkel meleğin işidir.
Böylece Cenab-ı Hak mesela melek-i rahat deniliyor. Gök gürültüsüyle ilgilenen melek. Mesela gök gürledi. O meleğin gürlemesi. Şimşek çaktı. Meleğin durumu. Yani böylece her bir şey ile müekkel bir melek var. Böylece gökyüzünün orduları da müekkili de meleklerdir. Ve kâne Allah azizen fî mülkî. Allah mülkünde izzet sahibidir. Hakîmen fî sunâ'ihi. Yaptığı işlerde de hikmet sahibidir. Yani lem yezen muttasıfen bizalik. Yukarıda da geçtiği gibi Allah nedir? Sürekli bu sıfatlarla muttasıftır. Bu sıfatları daimidir. Geçici değil. Ey Habibim. İnna erselnake şahiden. Muhakkak ki biz seni ala ümmetike fil kıyameti. Kıyamette ümmetine şahit olarak gönderdik. Ey Muhammed ümmeti, peygamberiniz size hakkı tebliğ etti mi etmedi mi? Evet ya Rabbi etti. Böylece orada o hesap sorgu anında ümmetine şahit olacak. Daha nedir? Ve mübeşşiren lehum fid dünya bil cenneti. Dünyada onları müminlere ne yapıyor? Cennet ile müjdeleyendir. Ve aynı zamanda ve neziren münziren muhavvifen fiha min ameli suen binnar. Yapmış oldukları kötü amelden dolayı da onları korkutarak cehennemle tehdit etmektedir. Peygamberlerin böylece iki özelliği var. Peygamberimizin de beşirdir, nezirdir. Mübeşşirdir ve nezirdir. Mübeşşir ve münezzirdir. Korkutucudur aynı zamanda. Münezzir ve münzirdir peygamberler. Bu iki, yani cennetle müjdelerken cehennemle de korkutmuş olur. Bunu niçin? لِتَاكِ لِتُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ta ki Allah'a ve Resulüne iman etsinler. Ve tuazziruhu tansuruhu. Burada Allah için de olur, ileride diyecek. Resul için de olur. Ta ki ona yardım etsinler. Ve tuvakkiruhu, ona tazim edip saygı göstersinler. Yani tuazzimuhu. Vakar dediğimiz saygı, tazim, büyük görme, büyükleme. Ve damiruhuma Allah evli rasulihi. Yani bu zamir Allah için de olur, Resul için de olur. Allah'ı aziz bilsinler, Resulünü ve Allah'a saygı göstersinler. Çünkü ondan sonraki ayet Allah için olduğu için bu da buradaki hu zamiri de Allah'a da gidebilir. Ama genelde şu kullanılıyor. Allah'a ve Resulüne iman edip o Resulüne yardım etsinler ve aynı zamanda tazim edip saygı göstersinler. Daha ve tusabbihu eyyilla Allah'ı tesbih etsinler. Ne zaman? Bükreten ve asıyla bil gadati vel aşiyye. Ayetlere geçiyordu ve işrak diye de ekvardı değil mi? Bil aşiyye velhe işrak diye. Sabah ve akşam Allah'ı tesbih etmeleri için tesbih etsinler diye. İşte o meseleye geldi. Biz girişte anlattıydık. Yani demek ki tekrar bir daha hatırlatayım. Fetih suresi deyince üç şey akla gelmeli. Birincisi Hudeybiye anlaşması. İkincisi Hayber'in fethi, üçüncüsü ise ki en çok akla gelebilecek olan Mekke'nin fethi. İnnellezîne yubâyûneke, o kişiler ki seninle ey Habibim biat ettiler, sana uydular. Biat-ı Rıdvan, bir Hudeybiye. Hudeybiye'deki o Rıdvan ağacının, Rıdvan denen Hudeybiye şeyden dolayı, o mevkide Hudeybiye diye bir köy bulunduğu için Hudeybiye anlaşması deniliyor. Oradaki bulundukları Semura ağacının altında Efendimiz'e biat edildiği içindir ki ondan dolayı biatur rıdvan veya şeceretur rıdvan deniliyor. Burada niye bu anlaşma oluyor? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'ye hani başta girişte söylediydim 6 yıldır Mekke'den ayrılmış ziyaret edilmiyor. Hacca gidilecek, umre yapılacak ama müşrikler buna mani oluyorlar, engel oluyorlar. Efendimiz de Hazreti Osman'ı gönderiyor onlarla konuşsun diye. Daha sonra bir şaya yayılıyor. İşte müşrikler Hazreti Osman'ı öldürdü diye. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye hücum etmek üzere o Rıdvan ağacının altında, Şeceretur Rıdvan'da, Beyatur Rıdvan'da böylece sahabilerle biat da sözleşmede bulunuyor ve böylece Mekke'ye gidecek. Daha sonra bu olay şaya oldu. Hazreti Osman'ın öldürülmediği haberi duyulunca bu durumdan vazgeçiliyor. Ondan sonra girişte söylemiş olduğum gibi bir 4 maddelik bir anlaşma yapılıyor. Anlaşma zahiren Müslümanların aleyhine ama tam tersine Müslümanların İslam devleti olarak tanınmasına ve ondan sonra 19 yıl içerisinde Müslüman olanların iki katının Müslüman olmasına, birçok kabilelerin, yerlerin
İslamiyet'e girmesine bu Hudeybiye Anlaşması büyük vesile olmuş oluyor. Aslında Hudeybiye Anlaşması dış görünüşte Hazreti Ömer'in tahammül edemediği gibi aleyhine ama hakikatta İslam'ın yükselmesine vesile oluyor. İnnama o seninle biat edenler var ya ey Habibim. İşte aslında innama onlar yubayi'un Allah. Aslında onlar Allah'la biat etmiş, sözleşme ve anlaşma yapmış olmaktadırlar. Yedullahi fevka eydihim. Elleti bayu biha ennebiyye. Onlar seninle beraber orada el verip yemin etmeleri, biat etmeleri aslında Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Buradaki yetten kasıt güç kuvvet manasına da gelir. O sözleşme güç kuvvet, Allah'ın gücü ve kuvveti onların güç ve kuvvetinin elinin üzerindedir. Ve fil ayeti isbatil yedi hakikatullah ala ma yeliku bihi subhanehu ve teala. Yani Cenab-ı Hakk'a layık olacak şekilde güç ve kuvvet olaraktan yoksa elbette ki Cenab-ı Hak maddeden mücerreddir, mekandan münezzehtir. Allah için madde mesela onunla ilgili bir mezhep. Yani haşa Cenab-ı Hakk'ın cisim olduğunu buraya da istinaden ifade etmiş oluyor. Cenab-ı Hak kendisine layık bir şekilde güç ve kuvvetiyle her şeyin üzerindedir. Ha, femen nekefe. Böyle bir anlaşma yapıldığı halde kim bu anlaşmayı ne kadar biate, bu sözleşmeyi bozarsa fe innema o ancak yenkutu yercu ve balu nakdihi ala nefsi. Kendi nefsi aleyhine olmuş olur. Bu kendi nefsine dönmüş olur. Kendi nefsinin aleyhine bozmuş olur. Ama وَمَنْ اَوْفَى بِمَا اَاهَدَ kim de yapmış olduğu ahitleri aleyhullah, Allah ile yapmış olduğu, Resulü ile yapmış olduğu sözleşmeyi de ifa eder, yerine getirirse o zaman ne olur? فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Allah ona büyük bir mükafat verir. Ecr-i azim, ecr-i azim eşittir cennet yani. Büyük ücret derken en büyük ücret cennet olmuş oluyor. Ha seyekulleken muhallafuna minel arabi. Araplardan geride kalanlar, daha önce savaşa girmemiş olanlar, savaştan geride kalanlar, katılmamış olanlar. Havlel medineti. Bu da ne birkaç kabile Medine'nin çevresindeki. Ellezine muhallafuhumullah an sohbetike. Ha Allah'a seninle sohbet etmek üzere yemin edip lemma talebtehum liyahrucu ma'ake ila Mekke'te khaffen min ta'arrudi Kureyş leke amul Hudeybiye'te idare ca'at minaha. Seninle konuşup söz verdikleri, savaşa seninle beraber katılacaklarını söyledikleri halde Mekkeli Kureyşlilerden korkaraktan, onların saldırılarından korkmak suretiyle geri kalanlar, muhallefune, katılmayıp o korkudan dolayı geri kalanlar, savaştan geri kalanlar. Onlar ne dediler? Ne dediler? Şunu dediler. Şahaletne emvalüne vehlüne. Ya Resulallah işte anil hurucu ma'ake. Seninle beraber savaşa çıkmaktan biz ne alıkoydu? Bu genelde bu her zaman olan bir şey. Müslümanları namaz kılmaktan, ibadetten, ahiret için çalışmaktan alıkoyan iki önemli sebep. Birincisi mallarıdır. İkincisi ise aile, çoluk çocuğu. Çoluk çocuğun var. Adama niye namaz kılmıyorsun? Ya çoluk çocuğun işiyle uğraşıyorum diyor. Onu bahane ediyor. Ve aynı zamanda işte bağ var, bahçe var. O işlerle bitiremedim daha diyor. Bitireyim ondan sonra. Onlar bizi alıkoydu diyor. O halde ya Resulallah. Festağfir lena. Buradaki sin altı manaya geliyordu Arapçada. Talep, sual, tahavvul, itikat, vicdan, teslim. Buradaki talep, festağfir lena, bizim için ya Resulallah talep et, iste. Allah'a min terkil hurucu ma'ake, seninle savaşa çıkmayı terk etmiş olduğumuzdan dolayı Allah'tan bizim için mağfiret dile, af ve bağış dile. Kale teala mükezziben lehum, Allah ise onlar bu noktada samimi olmadıkları için Allah onları yalanlayarak ne diyor? Şunu diyor. Yekulûne bi elsinetihim, aslına bakma, onlar bu işi... Dillerinin yarım ağız derler ya, yarım ağızlarıyla, dillerinin ucuyla bunu söylüyorlar. Yani min talebil istiğfari ve ma kablehu, gerek öncesi gerek senden istiğfar talep etmeleri bu konuda samimi değiller. Bunu dillerinin ucuyla, yarım ağızla söylüyorlar. Oysa ma neyse fi kulubihim, fehum kazibune fi i'tizarihim. Oysa onlar bu özürlerinde yalancıdırlar. Çünkü kalpleri onları onaylamıyor. Kalplerinde böyle bir istek yok. Sadece dillerinin ucunda bu. Kul de. Femen
Kulde femen el istifamı bi mane en nefi eyyan la ahad. Hiçbir kimse yoktur. Kim var? Kimdir? Kimdir? Neye? Yemliku yani malik olur. Lekum sana. Minallahi Allah'a karşı şeyen herhangi bir şeyde. İn erada biküm darren ev erada biküm nef'a. Allah sizden birisine zarar irade etse veya fayda vereceğini, menfaat vereceğini dilese, bunu ondan men edecek, engelleyecek, mani olacak kim var? Kimse. Yani la ahade. Yani kimse yok. Allah bir kimseye zarar vermeyi murad etse, onu engelleyebilir mi? Allah bir kimseye hayrı murad etse, ona bir kimse engel olabilir mi? Olamaz. La ahade. He. Belki kâne Allah bimâ tâmelûne habîrâ. Allah yaptıklarınızdan nedir? Haberdardır. Yani lem yezel muttasifen bizalike. Allah sürekli bu sıfat ile muttasıftır. Bu sıfat ona aittir. Ondan ayrılmaz. Lem yezel. Devam eder. Yani olumlu. Olmaz. Yani devam eder. Manası gelmiş oluyor. Bel Arapça'da, Türkçe'de kullandığımız belki manasına kullanıyoruz ama zan manasına değil, tahkik manasına. Belki mutlaka kuvvetli olarak fil mevdi'ayni lil intikali min aradin ila ahar belki zanentüm ellen yankaliber resul. Siz neyi zannettiniz belki? Aslında inandınız yani. Neye inandınız? Ellen yankaliber resulü vel müminin. Bir daha müminler ve resul var ya, mümkün değil. Asla ve asla gerisin geriye dönmeyecekler. Nereye? İlâ ehlihim ebeda. Kendi çoluk çocuklarına, memleketlerine, çünkü savaşa gittiler, artık bitti onlar işi. Çünkü müşrikler çok kalabalık, artık bunların geri dönmeleri mümkün değil. Peygamberin ve müminlerin geri dönmesi var. Len neydi? İstinlerin istikbali. Değil mi? Nefis istikbali. Yani kesinlikle ve kesinlikle. Asla ve asla dönmeleri mümkün değil. Ve suyine zalike fî kulûbüküm. Bu durum onların kalplerine güzel gösterildi. Tezyin edildi. Yani ennehum onlar yüste'selûne bil katli fele yerci'ûne. Onlar ne yaptılar? İşte bunlar katil ile öldürülmek suretiyle alınır, sökülür, yok edilir. Ve bir daha da bunlar gerisin geriye dönmezler. Orada ölürler diye onlar ne yaptı? Bunu düşündüler. Kalplerinde bu oluştu. Ve zanentüm. Zannessev. Bu zan ne kadar kötü bir zandır. Yani ne kadar kötü bir zanda bulundunuz. Kötü bir zan içerisindesiniz. Ve küntüm kavmen buğra. Ve aynı zamanda siz nesiniz? Cem'u bâin ey hâlikîne indallâhi bihâze zanni. Bu zannınızdan dolayı Allah nezdinde siz helak oluculardansınız. Yani ne hasaret ve zarar içerisindesiniz, helaket içerisindesiniz, kayıp içerisindesiniz. Oysa ve men lem yu'min billahi ve rasûlü. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse fe inna a'tedna lil kafirine sa'ira. Biz muhakkak ki kafirler için alevli bir ateş, yani naren şedideten, şiddetli bir ateş, alevli bir ateş onlar için hazırlamışız. İki kere geçti değil mi? Ve lillahi cünüdü semavat. Burada da şöyle diyor. Ve lillahi mülkü semavat. Yani yerlerin ve göklerin mülkü Allah'ındır. Malike hakiki odur. Malikel mülki yetasarrafu fi mülki keyfe yeşa. Yerlerin ve göklerin mülkü onundur. Yağfir limen yeşa. Onun olduğuna göre ne yapar? Dilediğini mağfiret eder. Bağışlar ve yuazzibu men yeşa. Dilediğini tazip edip azaplandırır. Ve kânallah gafûran rahîmâ. Allah nedir? Çok çok mağfiret eden, çok çok merhamet edendir. Yani ey lem yezel muttasifen bima zükir. Zikredildiği üzere Allah bu vasıflarla muttasıftır. Vasıflanmıştır. Yukarıda dedi bir daha diyor. Değişik ifadeyle seyekûlül muhallefûnel meskûrûn. O savaşa çıkmaktan, müşriklerden korkup da savaşa katılmaktan geri kalanlar izan talattum ilâ mânime. Ama insanın karakterinde bu var yani. Kim olursa olsun. Her insanın karakterinde bu var. Ama onlar ganimetlere gitmek istediklerinde, gittiklerinde hiye mahani muhayber. Hayber'den bir ganimet alındı ya, oradan geçen kervandan almaya litekuzuha. O ganimeti almak üzere gittiklerinde ne dediler? Zeruna, utrukuna, bizi bırakınız. Savaşa gitmedik ama bizi bırakınız, ganimete gelelim. Ganimeti almaya gelelim.
Böylece nettebi'ukum. Size biz de tabi olalım. Niye? Lina'khuzu minha. O ganimetten pay alalım diye. E savaşa katılmıyorsun. Ölürüm, öldürülürüm. Korkudan dolayı mallarla meşgulüm. Ailem, çoluk çocuğum var diye gelmiyorsun. Ama ücret almaya gelince maşallah koşa koşa geliyorsun. Onlar yuridûne bizalike. Savaşa gitmeyip de bu ganimeti alma istekleri bununla istiyorlar bu hareketleriyle en yübeddülü kelamallah. Allah'ın kelamını tebdil etmeyi. Yani ey meva'iduhu biganaim hayber. Onun vaatlerini, tehditlerini biganaim hayber. Hayber ganimetleriyle. Ehlen Hudeybiye hasreten. Özellikle Hudeybiye ehli ve Hayber'deki ganimetler ile olan tehditleri, uyarıları onlar böylece ne yapmış oluyorlar? Değiştirmiş oluyorlar. Yani ganimet savaşa katılanlar için. Onlar ise katılmadıkları halde talep etmek suretiyle Allah'ın ne yapmış oluyorlar? Uyarılarını göz ardı etmiş oluyorlar. Tıpkı ne gibi? Biraz o daha belki ağır Yahudiler için. Onlar Allah'ın kelimelerini değiştiriyorlar. Yani Allah'ın kelamını, Tevrat'ı yuharrifuha. Yubeddilune ve yuharrifune. Yuharrimune el kelime amme vadi'ihi. Allah'ın kelamının yerini ne yapıyorlar? Tebdil ediyorlar, tahrif ediyorlar. Kul de ki len tettebi'una. Siz asla bize tabi olamazsınız. Kezarik, durum böyledir. Kâlallâh min kabl. Allah'ın daha önce dediği gibidir. Durum böyledir. Siz bize tabi olamazsınız. Ey kable avdena. Siz bize daha önceden asla tabi olmadığınız için ve böylece Allah'ın bu konudaki hükmü de budur. Yani bu savaşa katılmış olanlara verilecek. Bunun üzerine feseyekulûne. Onlar dediler belki tahsudûnena. Aslında siz bizi kıskanıyorsunuz. Haset ediyorsunuz. En nusibe ma'akum minel ganaimi fekateltüm zalik. Siz bu ganimetleri sizden beraber almakta bize de isabet etmesi için istememizden dolayı bize ne yapıyorsunuz? Haset ediyorsunuz. Evet. Bir tane mesela var hocam, böyle bir tane bu savaştan önce bir tane adam peygamber onu diyor, siz bize haset ediyorsunuz. Peygamber Efendimiz diyor sanki de onu Ebubekir mi silahı, Osman mı silahı? Biraz gidiyor, o gidiyor, onu söylüyor Hazreti, ondan biri de onu başına vuruyorlar hocam. Yani o işleri yapan Hazreti Ömer'dir. O işleri yapan. Bunun üzerine diyor siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurmuştur. Onlar bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlarlar sonraki ayet ile. Belki kanu la yefkahune mine dini illa kalila. Din konusunda onların anlayışı azdır. O konuda çok az anlarlar. Oysa Allah'ın bu konudaki hükmü de böyledir. Allah'ın hükmü ne olmaz? Değişmez. Kul de kime? Lil muhallefine minel arabi el meskurine ihtibaren. Haber vererek o yukarıda iki defa zikredilmiş olan o savaştan geri kalanlar var ya, onlara de. Setud avune ila kavmin. Bir topluluğa, kavme, millete çağrılırsanız. O millet ki uli eshabi be'esin şedidin. Güçlü kuvvetli bir millet. Onlarla savaşılacak. Kavimle, toplulukla, milletle savaşılmak üzere eğer çağrıldığınızda mesela denemiş ki kim o? Hüm benu Hanife ashabul Yemame, Yemame savaşında ve kıyla Faris ve Rum. Bu gibi kavimlerle, milletlerle savaşmak için çağrıldığınızda ki bu milletler nedir? Güçlü kuvvetlidirler, şiddetlidirler. Tukatilûnehum, onlarla savaşmak üzere, bu güçlü kuvvetli kavimlerle savaşmak üzere çağrıldığınızda halül mukadderetun hiye el med'u ileyha fil mana. Bir, ya onlarla savaşacaksınız veya savaşmadan önce ne yapılıyor Müslümanlar? Onlara İslam'ı teklif ediyor. Ya Müslüman olursunuz ya da sizden savaşırız. Veya evhum müslimune fela tukatilune. Veyahut da onlar Müslüman olur, siz de onlarla savaşmamış olursunuz. Fe in eğer tuti'u ila kitalim. Onlarla savaşma konusunda itaat ederseniz, bu emre uyarsanız, yu'tikumullah ecren hasena, Allah size güzel bir ücret vermiş olur.
Ve in tetevellev, ama onlarla savaşmayıp sırt döner, gerisin geriye dönerseniz ne gibi? Kema tetevellevtüm min kabl. Bu işi daha önce de yaptığınız gibi, daha önce kaçtığınız gibi yine öyle bir durum içerisine girerseniz o zaman yuazzibkum azaben elimen müellimen. Allah size ne yapar? Elem verici bir azab ile Allah sizi azaplandırmış olur. Leysa alel ama haracun. Ama için bir zorluk yoktur. Haraç, zorluk. İkrah, zorlama. Efendimiz ne diyordu? La harace fiddin. Dinde zorluk yok. Efendimiz ne diyordu? La ikraha fiddin. La harace fiddin. Bir de üç kere eddini yusrun, eddini yusrun, eddini yusrun. Din kolaylıktır diye. Demek ki la harace fiddin, la ikraha fiddin, eddini yusrun. Yani Allah kimseye yapamayacağı bir şeyi yüklemez. La yükellifullah nefsen illa vus'aha. Kör için, ama için bir zorluk yoktur. Ve la alel aracı, topal için de haracın bir zorluk yoktur. Ve la alel meridi haracın, hasta olan kimse için de zorluk yoktur. Hangi konuda? Fi terkil cihadi. Onlar bu konuda mazurdurlar. Eleniyor. Bunlar gelmez. Gelmesin. Yani gelmedikleri takdirde bunlara herhangi bir günah yoktur. Çünkü özür grubuna giriyor. Hastalık da ağır değil mi? Hastalık da tabii ya. Yani yoksa bir grip gibi bir şeyden dolayı değil. Yani normal hastalık. Mesela yatalak gibi gidip çıkamayacak. Gidemeyecek durumda. Ve men yuti illaha ve resulehu. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ne yapar? Edhale yudhilu. İdhalen ve mudhilun. Yudhilhu cennatin tecri min tahtiyel enhar. Altlarından nehirlerin akmış olduğu cennetlere Allah onları koymuş olur. Ve men yetevelle, kim de bundan yüz çevirirse, yuazzibu azaben elima, onu elimen, yani müellimen, elem verici bir azab ile Allah onu tazib eder, azaplandırmış olur. Lekat radıyallahu, Allah bizden de razı olsun. Muhakkak ki Allah razı olmuştur. Kimden? Anil müminine, müminlerden. Hangi durumda? İz vaktaki yubayyuneke bil Hudeybiye. O seninle Hudeybiye'de anlaşma ve sözleşme yapan, sana biat edenlerden Allah razı olmuştur. Burada onu ifade edebiliriz. Oraya Rıdvan ağacı denilmiş. Niye? İşte buradan dolayı. Radiye. Yani Allah'ın razı olduğu kimseler. İşte bundan dolayı Rıdvan ağacı denilmesindeki sebep Allah onlardan razı olduğu için. Başka bir ismi daha vardı yani. Semura ağacı. Demin onu dedik biz. Tahte şecereti, ağaç altında semura, hiye semureti. Ve ve elfun ve selasune mi'e ev ektere. Burada 1300 kişi veya ondan daha fazla kişiyle Efendimiz orada ne yapıyor? Bir sözleşme yapıyor. Thümme sonra bayağım ala en yunacizu Kureyşen ve enna yefirru minel mevti. Ölümden kaçmamak suretiyle, ölümüne savaşmak suretiyle Kureyş'e karşı savaşmak üzere ne yaptı Efendimiz? Onlardan biat etti. Hani başta söylemiştim ya, neden dolayıydı? Hazreti Osman'a anlaşsın diye onlara gönderiyor. Sonra bir duyuluyor ki Hazreti Osman'ı öldürmüşler. Bunun üzerine Efendimiz 1300 veya ondan fazla kimselerle biat ediyor. Daha sonra anlaşılıyor ki Hazreti Osman öldürülmemiş. فَعَلِمَ اللّٰهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الصِّدْقِ وَالْوَفَا. Sadakatla ve vefa ile Allah onların kalplerindekilerin ne yaptı? Samimiyetlerini bildi. Bunun üzerine فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ. Bu Bakara suresinin ikinci cüzün sonunda falan فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ. Orada Talut'la Calut arasındaki olayda da, yani Allah'ın emrine samimi olarak yapışanlar cihatta, Allah onlara ne yapıyor? Ya sebat veriyor ayaklarına veyahut da kalplerine sekinet veriyor. Bununla beraber düşmana korku kalplerine vermiş oluyor. Böyle karşı kendileri 10.000'de olsa, Müslümanlar 3.000'de olsa ondan korkuyorlar. Yani Müslümanların 10 katı da olsalar, Allah onların kalplerine korku saldığı içindir. Müminlerin kalplerine de itminan ve sekine, güven ve huzur saldığı içindir ki böylece müminler orada galip gelmiş oluyor. Allah onların kalplerine sekinet indirdi. Ve etabehum, ve onların ayaklarını sabit kıldı, onları ödüllendirdi. Feten kariba, yakın bir fetih ile de Allah
onları ödüllendirdi, onlara yardım edip ayaklarını sabit kıldı. Ve fetul Hayber ba'de insirafi minel Hudeybiye. Hudeybiye'den döndükten sonra ne yapmış oluyor? Hayber'in fethi gerçekleşmiş oluyor. O da demin başta söylediğim gibi. Ve manime kesireten ya'khuzuna min Hayber. Hayber'den daha ne ile Allah onları ödüllendirmiş oluyor? Hayber'den çokça almış oldukları ganimet ile de. Ve kenallahu azizen hakima, Allah izzet ve hikmet sahibidir. Eyyâni lem yezel muttasıfen bizarike, sürekli bununla muttasıftır Allah. Vâdakumullah, Allah mânime kesîreten te'huzûna minel fütühat. Daha birçok fetihlerle alacağınız birçok ganimetleri Allah size ne yaptı? Vaad etti, söz verdi. Fe'accillik mâzi el ganime Hayber. Daha çok ileri olmadan hemen yakındaki ne yaptı? Bunu tacil etti. Acele kıldı sizin için bu ganimeti, Hayber ganimeti gibi. Ve keffe eydiyen nasi ankum. Ve insanların elini sizin üzerinizden çekti. He. Nâfi iyalikum. Aile, çoluk çocuğunuzun. Lemma haraştum çıktığınızda. Çünkü savaş için çıktığında geride çoluk çocuk kalıyor. Onların başı belaya girebilir. Ama ne yapıyor? Allah düşmanın tehlikesinden onun iyalini de, çoluk çocuğunu da korumuş oluyor. Ve hemmet bihimül Yahudi, Yahud, fekasefallahu fî kulûben rûbe, işte bu. Onların kalplerine de Allah korkuyu atmış oluyor, korkuyu koymuş oluyor. O korku ile gerisin geriye kaçıyorlar. Bunu niye şey yapıyor? Veli tekûne olsun diye, el muaccele, bu hemen Hayber gibi ödülle, ganimet ile ödüllendirmesi olsun diye. Atfun alâ mukadderine eyli teşkuruhu, ona şükredesiniz diye. Bak hemen ücretinizi peşin aldınız. Ahirete bile kalmadı. Çocuklarınıza bile ileride elde edecekleri duruma kalmadan hemen sizi Allah ödüllendirdi. Niçin? Bir teşkuruhu. Bu ne olsun diye ayeten lilmine fi nasrim. Allah'ın yardımı konusunda müminlere bir ayet ve alamet, bir işaret ve bir gösterge olsun diye. Daha ve yehdiyekum sıraten müstakima. Allah sizi böylece doğru yola hidayet etmesi için. Yani tarikut tevekkül aleyhi tefvizül ebri ileyhi ta'ala. İşinizi Allah'a bırakmak suretiyle tevekkül yolunu Allah size ne yaptı? İhsan etmiş oldu. Tevekkül yoluna sizi hidayet edip sevk etmiş oldu. Aslında sizin için bu var da başka şey de var ha. Ne var? Ve uhra sıfatu maanime. O ganimetle beraber başka şeyler de var. Lem takdiru aleyha. O şeyler ki siz onlara güç yetiremiyorsunuz. Güç yetiremeyeceğiniz şeyler de var. Hiyene gibi min Faris ve Rum. Çünkü o zaman dünyada iki tane süper devlet var. Bir Faris, diğer adıyla Sasani İmparatorluğu, şimdiki adıyla İran. Bir de ne var? Bizans var. He, böylece o Fars ve Rum'u Hazreti Ömer döneminde değil mi? Sa'd bin Ebi Vakkas komutasında İran ne oluyor? Hazreti Ömer döneminde, ikinci halife döneminde fethedilmiş oluyor. Siz bir şeye kadir değil iken bunun dışında da birçok Allah size Fars ve Rum gibi şeyleri ihsan etmek suretiyle ne yaptı? Başka ödüller de vermiş oldu. Ki kat ahadallahu biha. Yani alime ennâse tekûnü lekum. Sizin için bunu olacağını Allah biliyordu. Allah ne yapmış oldu? Bunu ilmiyle, kudretiyle ihata edip kuşatmış oldu. Bunu Allah biliyor idi olacağını. Ve kânallâhu alâ küllü şeyin kadîrâ. Allah nedir? Her şeye kadir ve kudret sahibidir. Yani lem yezel muttasıfen bizalike. Bu sıfat ile muttasıf olup daimidir. Ve ne? Eğer قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا o kafirler sizinle savaşsalardı bil Hudeybiye'de, لَوَلَّهُ الْاَدْبَارَ ve siz de ne yapsaydınız? Gerisin geriye dönmüş olsaydınız. Kafirler sizinle savaşıyor ve siz de gerisin geriye dönmüş olsaydınız. ثُمَّ سَوْرَ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّنْ يَحْرُسُهُمْ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّنْ bulamazlardı وَلَا نَصِيرًا ve bir yardımcı da ne bir dost ne bir yardımcı bulamazlardı. Evet, demek ki burada ne, diğer ifadeyle şu, Allah müminlerin yardımcısı ve dostudur. Ama o kafirler sizinle savaşsalardı, onlar sizin Rabbinizi kendinize yardımcı ve dost bulduğunuz gibi onlar başkalarını kendilerine yardımcı ve dost bulamazlardı. Sünnetallah, Allah'ın kanunu budur.
Ha, masdarı müekkedun li mazmunil cümleti kablehu min hezimetil kafirine ve nasrül müminin. Yani kafirleri yok etmek, hezimet ve dağınıklığa sevk etmek, müminlere de yardım etmek gibi konuda bu Allah'ın sünnetidir. Bu Allah'ın kanunudur, sünnetullah'tır. Yani sennallâhu zâlike sünneten, Allah bunu kendisine bir adet edinmiştir. Kendisine dost olanlara yardım edip müşrikleri ve kafirleri hezimete uğratmak. Elleti kad halet min kabl. Nitekim daha önce de öyle olmadı mı? Oldu. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te nitekim daha önce de olduğu gibi. He, o halde velen teşide asla sen bulamazsın. İlli sünnetillâhi teddîlâ minhu. Allah'ın bu sünnetullahını, bu kanununu değiştirecek bir kimseyi de bulamazsın. Allah'ın bu kanunu asla ve asla değişmez. Evet. Ve hüvellezi ne yapmış oldu? O müşriklerin ellerini sizden çekmiş oldu. Ve hüvellezi o Allah ki keffe eydiyehum. Onların elini sizden çekti. Ve eydiyekum anhum. Sizin elinizi de onlardan çekti. Bir sulh oldu yani. Nerede? Bir Batn-ı Mekke'de. Mekke'nin göbeğinde, ortasında, merkezinde. Bil Hudeybiye, Hudeybiye ile min ba'de en asfarakum aleyhim. Onlar üzerine size zafer verdikten sonra, zafer elde ettikten sonra Mekke'nin göbeğinde onların elini sizden, sizin elinizi onlardan çekmiş oldu. Fe in temanine minhum tafu bi askerukum li yusibi minkum fa akhazu ve utiye bihim ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. فَعَفَا عَنْهُمْ وَخَلَّ سَب۪يلَهُمْ فَكَانَ ذَٰلِكَ سَبَبُ الصُّلْحُ. Yani böylece 80 kadar kişi böylece orayı tavaf etti ve müşrikler ile işte o girişte söylemiş olduğum müşriklerle müminler arasında Hudeybiye anlaşması, sulhu olması neticesinde Müslümanların da derlenip toparlanmasına, güçlenmesine, daha çok insanların İslamiyet'e girmesine de sebep olmuş oldu. Ve kânallâh bimâ tâmelûne basîrâ. Elbette ki Allah yaptıklarınızı görendir. Eyyâni lem yezer muttasifem zâlik. Bunu sürekli olaraktan yapar. Hümüllezîne keferû. O kafirler işte böyledir. Ne yaparlar onlar? Ve saddûkum anil mescidil harâmi. Yani anil vusûl-i ileyhi. Çünkü ne yapmışlardı? Kâbe'ye tavafa gidiyorlar. Umre yapacaklar. Kâbe'yi ziyaret edecekler. O kafirler bu konuda ne yaptı? Mescid-i Haram'a gitmekten onları engelledi. Mani oldu. Daha ne yaptı? Vel hediye ma'tufun ala küm. Buradaki küm var ya. Ma'kufen, mahbusen ve bekletilmiş olan. Bekletilmiş ki Efendimiz mesela Allah alemi 70 kadar deve de hazırdı, kurban edilecekti. Nişanlı bir şekilde 70 kadar deve de hazır bekliyor idi. O da hapsedilmiş, hazır bekliyordu. Beklemekte olan o kurbanları da ne yaptılar? Kesmekten alıkoydular. O kurbanların en yabdığa mahille, kesim yerine ulaşmasına engel oldular. Yani mekânehu lezî yunharu fîhî adeten ve el haram bedelul içtimai. O mescid-i haramda o kurbanların kesim yeri olan mahalline ulaşmalarına da ne yaptı? Onlar engel olmuş oldu o müşrikler. Burada uzunca bir cümle, şimdi bir bütünlük içerisinde bakmak lazım, onu ifade edeceğim. وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ Eğer mümin erkekler olmasaydı, وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ Ve mümin kadınlar olmasaydı, مَوْجُودُونَ بِمَكَّةَ مَعَ الْكُفَّارِ Şimdi Efendimiz Kabe'yi fethe gidiyor. Ama Mekke'deki herkes sadece müşrik değil. İçinde ne var? Mümin erkekler ve mümin kadınlar da var. İkisi de var. Eğer onlar olmasaydı lem ta'lemuhum bi sıfatil imani en tata'uhum ey taktuluhum ma'al küffari. Kafirlerle beraber o içindeki bulunanları da ne yapmış olurdunuz? O bulunanları da öldürmüş olurdunuz. Yani onun için Cenab-ı Hak o içindeki müminlerin öldürülmesini bu noktada engellemiş oluyor. Yani onları helak etmiş olmanız, o müminleri, erkek ve kadınları helak etmiş olmanız entetauhum yani helakten kasıt entaktuluhum ma'al küffari kafirlerle beraber onları öldürmeniz lev ezine lekum fil fethe yani fetihte eğer size izin verseydi izin vermiş olsaydı ne yapacaktınız? O zaman o müminleri de öldürecektiniz. Onun için Cenab-ı Hak ne yaptı? Buna o savaşmaya izin vermedi. Onun için ne oldu? Savaş
madan Mekke fethedilmiş oldu. Bedir ihtimalin minhum fetusibet minhum ma'aratun ve böylece onlardan size bir şiddet, bir korku, bir meşakkat, bir zahmet isabet etmiş olurdu. Yani özetle ifade edeyim daha iyi anlaşılsın. Müminler Efendimiz ordusuyla beraber Mekke'yi fethe gidiyor. Şimdi aslında normal Mekkelilerle savaşıp elde edecek. Ama içinde mümin erkek ve kadınlar var. Onlarla savaşıp onların öldürülmesi var. Onun için bu duruma Cenab-ı Hak ne yapıyor? İzin vermezdi o zaman. Yani o durumda ona izin vermiş olmazdı. Toplu olarak okuyayım ben ondan sonra size izah edeyim. O kafirler, inkar edenler ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz, helak etmeniz, öldürmeniz, yok etmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı o zaman Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Ama onlara durum nedir? Eziyet olacak. Allah dilediğini rahmetine koymak için işte böyle yapar. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık diyor. Bu cümle uzun olduğu için o bağlantıyı kurmaya çalışın. فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ Sizden onlara ithmin bir günah, bir sıkıntı, bir meşakkat isabet ederdi. Yani bir hayli ilmin. Çünkü bilmiyorsun ki. Bilmeden yanlışlıkla ne yapmış olurdunuz? Onları öldürmüş olurdunuz. مِنْكُمْ بِي وَدَمَائِرُ غِيبَ لِسْسِنِفَيْنِ بِتَغْرِيبِ الزُّكُورِ وَجَوَابُ الْلَوْلَا مَحْصُوفٌ Yani لَاَذْنَ لَكُمْ فِي الْفَتْحِ Eğer fetihte size izin vermiş olsaydı لَاكِنْ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ حِينَيْزٍ O durumda o müminler orada erkek ve kadınlar olduğu içindir ki onlar bu durumdan zarar görürlerdi. Bunu Allah niye yapıyor? لِيُدْخِلَ اللّٰهِ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَى Böylece Allah dilediğini rahmetine ithal etmek için, rahmetine koymak için. Ne gibi? Kel müminine meskurun, o zikredilmiş olan müminleri rahmetine koymak için. لِفْتِزَيَّلُ yani temeyyezu anil küffari, o müminler kafirlerden ayrılmış olsaydı, teferraku ayrılmış olsaydı, لَعَزَّبْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ Muhakkak ki biz o zaman onlarda o kafirleri muhakkak ki azaplandırırdık. مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ حِينِزِنْ بِاَنَّذُنَ لَكُمْ فِي فَتِحَا O zaman orayı fethedip, savaşıp, onları öldürmeniz suretiyle biz o kafirleri ne yapardık? Azaplandırırdık. Nasıl bir azap? Azaben elîmen müellimen, elem verici bir azab ile onları azaplandırırdık. اِذْ وَحْتَاكِ جَعَلَ مُتَعَلِّكُمْ بِعَزَّبْنَا اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Biz kafirlere ne yaptık? Kıldık. Failun neyi kıldık? فِي قُلُوبِهُمُ الْحَمِيَّةَ Kalplerine bir hamiyet. Yani müsamahakârlısızlık. Yani taassup. Körü körüne bir saplantı. Kendi ırkını üstün görme. El-enfete mineşşeyi hamiyyetel cahiliye. Nasıl bir hamiyet? Cahiliyet dönemindeki ırktaşına müsamahasızlık ile kendi ırktaşını öne alma ile himaye edip koruma düşüncesi. El-hamiyye ve sadduhum el-nebiyye ve sahabahı anil mescidil harami. Bu taassuptan dolayı ne yaptılar? Onlar Efendimizin mescidil harama girmekten alıkoydular. Fenzerallah bunun üzerine Allah sekinetehu ala rasulihi ve alel müminin. Resulünün ve müminlerin kalplerine itminanı, sekineyi, rahatı ve güveni indirmiş oldu. Böylece ne oldu? Fesalehum ala en yaudu men kabele. Böylece geldikleri gibi gerisin geriye dönme sulhunu. Çünkü ne oluyor? Anlaşma oluyor. Anlaşma oluyor. Bu sene ziyaret etmeyeceksiniz. Ziyaret etmeyeceksiniz. Ve böylece o sene ziyaret etmeyip bir dahaki sene ziyaret etmek üzere bak ne oldu? Bir hak da kopardılar. Bir dahaki sene ziyaret sözleşmesinin hakkını almış oldular. Bak ne oldu? Elleri gittikçe güçlenmiş oldu. Peygamberimizin ve ashabının eli gittikçe güçlenmiş oldu. Birçok hak kopardılar yani. Evet. Ve enzemehum eyyane el müminine onlara lüzumludur, gerekli oldu. Kelimete takva, takva sözü yani la ilahe illallah sözü. Muhammedun Resulullah. Ve udifet ile takva li enna sebebuha. Ve kânu ehakka biha. Bir kelimeti minel küffari. Kafirlerden daha çok onların hakkıdır. Ve ehleha ve daha çok layıktır.
Atfu tefsirin ve kâne Allah'a bi küllü şeyin alîmâ. Allah ise her şeyi bilendir. Eyyâne lem yese muttasifem zâlik. Ve min mağlûmî teâlâ ennehum ehlâ. Allah bilir ki onlar bu konuda ona daha ehil ve layıktırlar. Onlara daha büyük haktır. Evet. O zaman hocam diğer kelime-i şehadetin diğer bir ismi kelime... He diyebilirsin. Aynen. Kelimeci takva. Takva kelimesi yani böylece imanın alameti, işareti, göstergesi olmuş oluyor. He. Son az kaldı. Lakad sadakallah. İşte aslında en başta benim girişte ifade ettiğim olay buradan başlıyor. Yani olayın cereyan etmesi buradan başlıyor. Muhakkak ki Allah Resulünün rüyasını hak ile tasdik etti. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında görmüştü. Burada da ifade edecek. Mekke'yi fethettiğini rüyasında görmüştü. O da nasıl? Ra'a Resulullah fin nevmi amel Hudeybiye'ti. Hudeybiye senesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gördü. Kable hurucu daha çıkmadan önce ki ennehu yedhulu Mekke'te huve ve ashabu aminine. Kendisi ve sahabileri emniyetle Mekke'ye gireceklerini gördü. Daha ve yuhallikune saçlarını tıraş edeceklerini ve yaksirune kısaltacaklarını. Fe akbere bizalike Efendimiz bunu ashabu arkadaşlarına söyledi. Feferihu onlar da rahatladılar. Felemma haracu ma'ahu ve onlarla beraber çıkınca ama bunun arkasından da vesaddahumul küffar bil Hudeybiye. Hudeybiye ile de kafirler onu engelleyip vereceu ve döndüler. Ve şakka aleyhim zalik bu durum onlara ağır geldi, zor geldi. Çünkü Resulullah böyle söyledi. Ondan sonra o dış görünüşte gerçekleşmedi. Hudeybiye anlaşması oldu. Gerisin geriye döndüler. Ha, ve Rabbu ba'dül münafikin. Münafıkların bazı ileri gelenleri bu konuda devreye girdiler. Bak Muhammed sizin dediğinize göre hani rüyasında görmüştü, hani ziyaret edecektiniz. Hani Kabe'yi ziyaret edecektiniz, niye ziyaret etmediniz diye münafıklar bu durumda, münafığın ileri gelenleri bu durumda ne yaptılar? Fitneyi ateşlediler. Ha, ve kavlu bil hakki müteallukum bis sadaka evhalun minel rü'ya ve ma ba'da tefsiruha. Ayette ne demişti? لَتَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ لَتَدْخُلُونَ hem baştaki lam hem soldaki şeddeli nun kesinliği ifade ediyor. Muhakkak ve elbette ki sen inşallah Allah'ın dilemesiyle Mescid-i Haram'a muhakkak ki gireceksin. لِتَبَرُّكِ teberrüken nasıl? اَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ emniyetle مُحَلِّقِينَ رُوسَكُمْ ve saçlarınızı tıraş etmiş olaraktan فِسُّلُهِ Ruhsuk, eğer celiyo şuur ya, bütün saçlarınızı tıraş etmiş olaraktan veya ve mukassirine kısaltmış. Yani bazı şuur ya, saçların bazısını ve mahalani mukadderetane. Her ikisi de haldir. Böyle olduğu halde gireceksiniz. Yani tamamen kesip veya kısaltmış olduğunuz halde Mescid-i Haram'a inşallah gireceksiniz. La tekafune bir de ebeden asla korkmayacaksınız. Korkusuzca gireceksiniz. فَعَلِمَ فِي الصُّلْحِ مَا لَمْ تَعْلَمُ فَعَلِمَ اللّٰهِ مَا لَمْ تَعْلَمُ مِنَ الصَّلَاهِ sizin bilmediğinizi bilendir. Siz neyi bilmiyordunuz? Sizin için faydalı olanın ne olduğunu bilmiyordunuz. Ama Allah sulh ile sizin için faydalı olanı ne yapmış oldu bilmediğiniz faydalı olanı bilmiş oldu. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ ayrıyeten bunun dışındakini de اَيَّنَ اَدْدُخُولُ فَتَنْ قَرِيبًا ve Cenab-ı Hak ne yaptı? Bunun dışında yakın bir fethi de size müyesser kılmış oldu. Hüve fethu Hayber. Değil mi? Hayber'in fethini. Ki hesapta yoktu. Hesapta yoktu. Ondan var olsun diye değil mi hocam? Efendim he. Ondan var olsun diye. Yukarıda da demişti zaten. Ama Cenab-ı Hak onları ödüllendirmek, şükürlerini arttırmak için. Ve tahakkaka rüya fil amil kabili. Böylece ne olmuş oldu? O rüya gelen senede bir sene sonra o rüya tahakkuk etmiş oldu. Hüvellezî, o Allah ki, ersele Resûlehu bilhüda, Resûlünü hidayet üzerine gönderdi. Ve dinil hakkı, hak dini üzerine. Niye? Lüzhirehu ey dinil hakkı, bu hak dini üstün kılsın diye. Üstün kılması için kime? Aleddini küllihi, diğer bütün dinleri üstün kılmak üzere Allah Resûlünü hidayet ve hak dini üzere gönderdi. Alâ cemî bâkil ediyen, diğer geri kalan bütün dinlere. Ve kefâ billâ şehîdâ, şehit olarak, şahit olarak
Allah nedir? Kafidir. Allah şehit olarak yetmez mi? Allah vekil olarak yetmez mi? Ve kefa billahi hasiba ve kefa billahi vekila. Değil mi? Hesap edici olarak, sorgulayıcı olarak, vekil olarak Allah kafidir. Enneke mürselun bima zikreke ma kâle Allah Teala. Sen ise zikredildiği üzere mürsellerdensin. Gönderilmiş rasullerdensin. Muhammedun Resulullah. Muhammed müpteda, Resulullah haberi onun haberi. Muhammed nedir? Allah'ın Resulüdür. Vellezine ma'ahu. Burada Bediüzzaman Hazretleri Lem'alar adlı kitabında bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür bir. Vellezine ma'ahu. Onunla beraber olan. Bu ma'ahu ile Allah Hazreti Ebubekir Sıddık'a işaret ediyor. Çünkü İslam'dan önce de İslam'dan sonra da Efendimiz'i bir gölge gibi takip eden Hazreti Ebubekir. Onun sıfatı ma'ahu ile. Yine ey ashabahu minel mü'minine mübtedül haberu. Aynı zamanda eşidda gayet şiddetli. Kim şiddetli? Hazreti Ömer. Bununla da Hazreti Ömer'e işaret ediyor. Müminlerin sıfatlarını, sahabenin sıfatlarını sayarken ma'ahu, onunla beraber, Efendimizle beraber olan Hazreti Ebubekir. Alel küffari la yerhamunehum. Kafirlere acımaksızın gayet şiddetli olan ifadesiyle Hazreti Ömer. Ruhamav beynevim, haberun sanim, ikinci haber. Kendi aralarında da çok merhametkar. Kim en çok merhametkar? Hilim sıfatıyla Hazreti Osman. Efendimizin iki kızını vermiş olduğu değil mi? Hazreti Osman hilim sahibi, yumuşaklık sahibi. Ruhama ile de ona işaret etmiş oluyor. Eyyel müteatifune, mütevaddune, kelvalide malveledi. Yani babanın evladına, annenin evladına olan şefkati gibi kendi aralarında çok atıfkar, merhametkar, şefkatkar, sevgilidirler birbirlerine karşı. Bununla da Hazreti Osman'a işaret ediyor. Delletil ayetü ala ma kana aleyhisselam ümme minel velâ'i lil müminîne ve vücûbut terâhimü beynehum vel berâ'e minel kâfirîne ve ilânehum bil adaveti vel bağda ve zâlike hilâfu ma aleyhil müslimûne el yevm. Yani bu özel onlara hususi olarak işaret ettiği gibi bu başkalarının böyle olmaması anlamına gelir mi? Gelmez. Diğer müminleri de bunun içerisine katabiliriz. Diğer sahabileri de bunun içerisine, bu özelliklerin içerisine katarız. Terahum tubsiruhum. Sen onları görürsün. Bu ifade ile de Hazreti Ali'yi işaret ediyor. Bu ayette Rabbimiz ne olarak görürsün Hazreti Ali'yi? Hazreti Ali'nin öne çıkan özelliği nedir? Rükkan sücceda halani, devamlı çok çok rükû ve secde eder olarak görürsün. Bana deseler ki Efendimiz'den sonra en çok ibadet eden, rükû ve secde eden kimdir denilse hiç tereddütsüz Hazreti Ali derim. Bildiğiniz gibi daha Efendimiz'in yanında çocuk iken bile ne yapmış oldu? Efendimiz'i görerekten onunla beraber ibadet etmeye başladı. Yani en erken başlayanlardan olmuş oluyor Efendimiz'den sonra. Öyle ki burada rükû ve secde başlıyor ve namaz kılıyor değil mi? Çok çok rükû eden, mübalağalı. Mübalağa ile sürekli namaz kılan. Yani Hazreti Ali'nin o özelliği çokmuş. Yani hem ilim sahibi hem çok çok ibadet ediyor ve secde de ediyor. Yeptehûne yani müstenifun yetlubûne. Başlangıç cümlesidir. Bu aynı zamanda onlar isterler. Bununla da sahabilere. Aşere-i Mübeşşere'yi de diyebilirsin. Diğer sahabilere de bir işaret var. Onlar talep ederler. Neyi? Fadlen minallahi ve rıdvana. Allah'ın fazl ve rızasını. Allah'ın fazl ve rızasını isterler, talep ederler. Simahum, alametum. Onların simalarında görülür. Ney? Fi vucuhim. Yani yüzlerindeki o simalarında görülür. Ney? Haberuhu ve nurun ve beyadun yurafune fil ahireti ennem secedu fil dünya. Ne görülür? Min eseri sucud. Secdenin eserini sen onların simalarında, yüzlerinde görürsün. Ahirette de ne olacak? Yevme tebyedu vucuhun ve tesveddu vucuhun. O gün bazı yüzler vardır ki bembeyazdır, bazı yüzler vardır ki simsiyahtır. İşte namaz kılan müminlerin oradaki ahiretteki durumu yüzleri ne olacaktır? Nur ve beyaz olaraktan o şekilde tanınmış olacaklardır. Müteallikum bima teallike bil haberu ey kainaten ve arafe halen min damirihi müntakili ila haber. Zalike işte ey el vasul meskur. Bu zikredilen vasıf, meseluhum, sıfatuhum, onların bir sıfatıdır. Neredeki sıfatıdır? Neredeki sıfatıdır? Tevrat'ı.
Tevrat'taki sıfatları böyledir. Yani Tevrat'ta da Allah Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarını böyle tavsif ediyor. Kutsilerin bayrakları beraberindedir diyor. Yani Tevrat ve İncil'de Hüseyin-i Cisri değiştirilmiş olmasına rağmen 114 yerde Efendimiz'le ilgili ayetleri oradan çıkartıyor. Ben de baktım. Kitab-ı Mukaddes'e baştan sona inceledim. Hakikaten orada o Hüseyin-i Cisri'nin de Bediüzzaman'ın 19. mektubatın 19. mektubatta da ifade ettiği gibi aynı ayetler, Tevrat'taki o ayetler aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işaret etmektedir. Mübtedeun ve haberu ve metelun fil İncil. Aynı zamanda onların İncil'de sıfatları İncil'de de var. Mübtedeun haberu. Bu ne gibidir? Bu ne gibidir? Orada Cenab-ı Hak hem Tevrat'ta hem İncil'de o sahabilerin bu sıfatını, meselini, durumunu ifade ediyor vardır. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kezar'in. Bir ekine benziyor. O ekin ki ahreci şet'ahu ferahahu. İçindeki o sümbülü çıkartmış. İçindekini, o içindeki şey, o sümbül ortaya çıkmış. Yani ortada görünüyor o filiz. O filizini ortaya çıkartmış. Kesen ahreci şet'ahu çıkartmış. Feazerahu kuvahu e'anehu. Ve ne olmuş? Yükselmiş. Güçlenmiş, yükselmiş. Festağleze haleze ve böylece sertleşmiş. Festeva kavye ve istikame. Güçlü kuvvetli olup dümdüz bir vaziyete gelmiş. Yani bir ağacı düşününüz. En küçük halinden en büyük haline kadar. Hangi safhalar? Filizini alması, kuvvetlenmesi, kalınlaşıp yükselmiş olması. Yani o ağacın filiz halinden, en küçük halinden güçlenip kuvvetlenmiş, en hoş hale gelmesi gibi. Festeva ala suki. Suk diz demektir. Yani ayakları üzerinde usulü kökleri cem-i sakin. Kökleri üzerinde, ayakları üzerinde duran, yükselen, kalınlaşan, sertleşen, filizini veren bir ağaç gibidir. Öyle ki bu durum, değil mi? Adam ekiyor, birden filizlendi, büyüdü, koskoca oldu. Bu durum ne yapar adamı? Memnun eder çiftçiyi, değil mi? Yurcubu zurra, yani zurra'ehu li hüsnihi. Güzel bir şekil olmasından dolayı o çiftçi bundan memnun kalır. Yani mesele sahabete, işte Resulullah o sahabilerin bu uzun süreç içerisinde ne yapıyor? Küçük filizden alıyor, 23 senede onları koca bir ağaç haline getirmiş oluyor. Ve mesele sahabete radıyallahu anhum bizalike liannem bedu fi qilletin ve dafin. Başlangıçta ne diler? Gayet az, aynen o yeni filizini vermiş durum gibi zayıf idiler. Fakat Allah ne yaptı? O zayıf ve güçsüz olan o sahabileri Cenab-ı Hak güçlendirdi. Güçlü kuvvetli bir şekilde Cenab-ı Hak onları yapmış oldu. Yani azdı. Önce ne oldu? 4 kişilerdi. 4 kişilerdi. Ondan sonra 40 kişi oldular. Değil mi? Ondan sonra bu sefer işte Bedir'de 300 küsür kişi. 333 kişi. Ondan sonra Uhud'da 1000 kişi. Hendek Savaşı'nda 3000 kişi. Ondan sonra Mekke'ye girerken değil mi? 10 binlerce kişi. Ondan sonra veda hutbesini verdiğinde 100 bin kişi. Yani ne oldu? Gittikçe o sahabinin bu durumunda bir büyüme. Fekefferu ve kavu ala ahsenil vucuh en güzel bir şekilde güçlendi, kuvvetlendi. Bu durum niçin? Liyagize bihimul küffar. Allah bununla böylece kafirlerin gayzını arttırmış oldu. Müteallukun bir mahsufin delle aleyhi ma kablu eyyani şübbihu bizalike vaadallahu lezine. Allah iman edenlere vaat etti. Ve amilus salihat minhum. Onlardan salih amel işleyenlere Allah ne yaptı? Vaat etti. Ey sahabete, yani sahabiye. Buradaki min'e li beyanil cinsi la li tebez. Hani min iki anlama geliyordu. Bir beyan için, bir de tebiz için. Baziyet. Yani buradaki tebiz değil de cins olaraktan beyan için olmuş oluyor. Minhum'deki o min. Li'ennem küllüm bir sıfatil meskûret. Bütün onların hepsi de nedir? Bu sıfat ile muttasıftırlar. Bu onlara, yani iman edip de,
Salih amel işleyenlere Allah vaat etti. Neyi? İşte bu da bütün sahabilere bir müjde. Allah'ın sahabilere müjdesi. Ne? Mağfireten Allah mağfireti. Siz affoldunuz, bağışlandınız. İşte aşere-i mübeşşere. Cennetle müjdelenen 10 kişi. Evet. Ya, burada anlaşılıyor yani demek ki cennetle 10 kişi bütün sahabeler. Diğer sahabeler hepsi o mağfirete mazhar. Ama o 10 kişi tabii teminat veriliyor. Belge verilmiş oluyor. Yani belgeli onlar. Onlar belgeli. Ama bütün sahabiler bu mağfiretin içerisindedir. Ve ecren azima yani eyl cenne büyük bir ecir Allah onlara ne yapmıştır? Vaat etmiştir. Ve huma limen ba'dahum eyden fi ayat ki bundan sonrakilerinde de nitekim ifade edileceği gibi Cenab-ı Hak onlara da bu mağfireti vaat etmiş oldu. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyur. Hocam hani bir ayet diyor, kursta kaç saat boyunca, kaç dakika boyunca aşırı bulamadık. Beraber bulamadık. Neyi? Eşşeytanü ya'idukumul fekara. He. Vallahu ya'idukumul gina. Öyle bir ayet. Ayet şu. Yani şeytanın birçok hilelerinden birisi de fakirlikle korkutuyor. Sadaka ayet hocam. He. Sadaka verin. Fakirlikle tehdit ediyor, fakirlikle korkutuyor. Bak fakir olursun, kötü duruma düşersin diye onunla korkutmuş oluyor. O konuyu daha sonra işleyelim. Yani oradaki bu konuyla ilgili değil, orada şeytanın tehditlerinden birisi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimur hakim ve ahlu davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.